Arkadaşlar merhabalar bir ay sonra yine karşınızdayım bir aydır video paylaşmıyordum ee, biraz böyle aslında oyunu oynuyordum da video paylaşmaya vaktim olmuyordu sadece ancak artık video paylaşmaya başlayabiliriz çünkü o bir ay içerisinde oyunda çok fazla değişiklikler oldu şimdi onları anlatacağım hesabımın şu anki durumunu son durumunu anlatacağım Yeni kahramanlar çıkarttım onları göstereceğim sizlere. Ve en önemlisi oyuna gelen bu bir ay içerisinde gelen güncellemeler hakkında e, birazcık konuşmak isteyeceğim sizlere. Çünkü bunlarla ilgili hiçbir video hazırlamadım. Ve e, bu e, açıklığı da bu videomda kapatmaya çalışacağım sizlerle. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak hesabımın içerisinde bulunan kahramanları sizlere göstereceğim. Ve bu bir ay içerisinde videosuz açmış olduğum taşlardan çıkartmış olduğum efsanevi kahramanları daha doğrusu göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar epiklerden istediğim şu an için yok. Ancak şöyle son çıkartmış olduğum valkür vardı. ikinci valkürüm. Belki videosta, videoda mı çıkarttım acaba? Yok bunu video dışında çıkartmıştım. Ve onun yanında ikinci kan dolu bu da ikincisi elimde var galiba bir tane daha mahzende olması lazım bunu da çıkarttık ve günlük girişlerden gelen yüce ölüm şövalyesi de e, hesabımızda var günlük girişlerden geldi bildiğiniz gibi herhangi bir şekilde video hazırlamadım. Söylediğim gibi bu açıklıkların hepsini kapatacağız arkadaşlar. Güzel videolar hazırlamaya çalışacağım. Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız ve orta seviye yüksek seviyedeki arkadaşlarımız kasması gerekir mi? Kullanması gerekiyor mu? gibi. Yani nasıl kullanılabilir? Öyle o tarz videolar hazırlayacağım. Bu ölüm şövalyesi güzel bir kahraman. Aslında becerileri kötü değil. Hepiniz kullanmışsınızdır. Biraz geciktik ama arkadaşlar yani atmış atılacak, kasılacak bir kahraman diyebilirim ve gelelim yeni çıkartmış olduğum efsanevi kahramana. Bu baş psikopos bildiğiniz gibi oyuna çok fazla eski bir efsanevi kahraman değil ve oyuna geldiğinde birkaç tane efsanevi kahramanla birlikte gelmişti ve içerisinde benim hoşuma gitmişti. Geldiği sıra, çıktığı sıra efsanevi kahramanlarla birlikte incelemiştik ve hesabımda geçenki e, garanti şampiyon çağırma pardon ekstra şampiyon çağırma etkinliğinde çıkarttım. iki tane sarı taşım vardı videosuz. Açtım ve birincisi bu çıktı. Güzel bir kahraman. E, o söylemiş olduğum gibi gelen 5-6 tane efsanevi kahraman içerisinde hoşuma giden kahramanlardan bir tanesi kesinlikle 60'a e, atıp videosunu hazırlamaya çalışırım ve ikinci ekstra kahramanım da bildiğimiz eski kahramanlardan Yanık'a e geldi. Arkadaşlar Yanık'a e da Bence güzel bir hasarcı diyebilirim. Çünkü burada mükemmel örtü alarak bir ekstra turundan sonra tüm düşmanlara saldırıyor ve ee, örtü olduğunda hasar artışı, kalkan olduğunda rakibin kalkanını yok sayma ve kalkanı kaldırma örtüyle birlikte. Yani sağlam kalkanlı rakiplere de hasar vurabiliyor. Bence kasılabilir kullanılabilir. İşin kötü yanı arenada hani rakibin kalkan dezavantajı, kalkan dezavantajı dezavant veren kalıntı kuşanacağını bilemeyeceğimiz için yani ki biraz daha böyle riskli olabiliyor ancak rakibe bir girdiniz kalkanlı bir rakip sağlam kalkan kalıntıları kuşanmış yani öyle rakibe girdiniz, yenildiniz ve tekrar ee, o rakibe kızıp yani Kay ile birlikte girerseniz rakibi indirebilirsiniz. Evet, çıkartmış olduğumuz efsanevi kahramanlar bunlar. da Epik kahramanlar çıktı ancak öyle önemsenecek bir şeyler yok arkadaşlar şu an için. Evet çok fazla da savaş yapamadım aslında kılan bu savaşı da yapamadım bu bir ay içerisinde ve haliyle biraz taş da biriktiremedik. Olan taşlarımızı da açtık arkadaşlar. Ancak artık bundan sonra taş biriktirmeye de başlayacağız. Şimdi oyuna yeni efsanevi kahramanlar geldi. iki tane füzyon parçalar etkinlikleri vesaire geldi geçti yapamadım maalesef onlar için üzgünüm. Ama çok da öyle beni tüh keşke yapsaydım diyeceğim bir efsanevi kahraman. Gerçi son parçalar güzeldi ama Yine de olsun arkadaşlar. olması da olur diyebileceğim bir etkinlik oldu ama bundan sonrasını kaçırmayacağız, kaçırmayacağız inşallah. Ve en önemlisi bu bir ay içerisinde gelen hatta oyunun tüm şeklini şemasını değiştiren özellik ruh sunağı oldu. Ruh sunağı incelemişsinizdir. Bence ben de inceliyorum arkadaşlar. Ve daha hala tam olarak yüzde yüz bir şekilde Çözmüş de değilim, daha doğrusu böyle keşfetme aşamasındayım. Oyuna geldiğinde zaman zaman girip bakma fırsatım oldu ancak şu son birkaç gündür iyice böyle burayla uğraşmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten de oyunun dengesini bozacak bir bölüm burası. Bildiğiniz gibi burada dilek listesi var. Buraya ekledim ben İstediğim iş olduğum kahramanlar. Şu an için Dağ Kralı çıkart şeyden buldum dükkandan parçasını ama. Yine de dursun bakalım. Daha kral çünkü arenada kullandığım bir kahraman. Brogni her yerde kullanıyorum ve işte Turanda da yine aynı şekilde arena ve zindanların tamamının birçok bölümlerinde kullanabiliyorum. Orada bir dilek listesi var. Bunu anlatmama gerek yok. Zaten siz bu sürede incelediniz arkadaşlar. Ben çıkartmış olduğum ruhlarımı sizlere göstermek istiyorum. Evet tabii ki vermiş olduklarım da var. Uyandırdığım, becerilerini açtığım kahramanlar da var. Onları birazdan göstereceğim sizlere ancak şu an için bunları çıkartmışız şunları satarım muhtemelen işime yaramayacak ama Kiminin e, lady kimiydi değil mi bu lady kiminin e, Dursun çıkartırsak eğer kullanırız hazır bir parçası var elimizde Ve uyandırmam gereken şöyle uyandırabileceğim Şu an için körük var ama gerek de duymadım çünkü körüğü çok fazla kullanmıyorum Ve ruh tüccarı diye bir bölüm var burada günlük devamlı olarak burada parçalar değişiyor aslında burayı Takip etmek üzere ama çok aşırı derecede şey istiyor arkadaşlar e, para istiyor bunları toplamanız için ve onun için de oyuna gelen yeni e, bölüm var oradan para kasmak gerekiyor. Olayla ilgili de çok yakın bir zamanda video paylaşacağım elbette. Çünkü e, geçilmesi gereken uğraşılması gereken bir bölüm ve ruh taşlarıyla birlikte de hatta şöyle yapalım mı mistik pazarından elimizdeki 16 tane e, ee, şeyle de ruh taşı alalım arkadaşlar. Bir ruh taşı açalım bakalım video ile birlikte. Birkaç tane hatta birçok kez açtım ben de. Bu şeyde 21 tane de video ile birlikte sizlerle birlikte açalım. Arkadaşlar ilk ruh taşımızı açtık. Bakalım ne verecek. Oh güzel hızlı verdi ve işimize yarayacak bir şey yok burada bizi mutlu edecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Ve bir kez daha açalım. Şimdi bu bölüm neden önemli? Şöyle anlatayım sizlere bu ruh taşlarından e, ruh verdiğinde arkadaşlar ruh parçaları verdiğinde kahramanlarımıza ekstra bonuslar elde etmiş oluyoruz ve tabii ki yıldız arttıkça da bu bonusların özelliği kalitesi ve şeysi artmış oluyor haliyle ee, o yüzden bu bölüm gerçekten de efsanevi kahraman çıkartmaktan bir tık daha ileri yani efsanevi kahramanınızı çıkarttınız diyelim örnek veriyorum badeli çıkarttınız veya işte e, yargıcınızı çıkarttınız ve buradan yargıcın parçasını bulup yargıcınızı güçlendirdiğinizde belki at çok fazla fark etmez ancak ee, arena gibi bölümlerde rakiple savaşacağınız yerlerde ufak bir yüzdelik bir HP veya yüzdelik bir hasar artışı bile rakipte çok ciddi anlamda sıkıntılar yaratabilir. Ki hele ki bunu 6 yıldızlı 5 yıldızlı ruhlarla yaparsanız var ya çok güzel özellikler bonuslar açılıyor arkadaşlar. Şunu alalım. Evet şunları paramızı alalım bundan ve bu bonusları elde edebilmek için de buralarda kovalamamız gerekiyor. Evet, bunlar da düşük parçalar, 1 yıldızlı, 2 yıldızlı, nadirler ve efsanevi verse de 1 yıldızlı verme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Şöyle zaten görüyorsunuz. Evet. Evet, rütbe 6 yıldızlı rütbe, ölümlü ruh taşında çıkma olasılığı. Biraz önce açmış olduğumuz ölümlü ruh taşıydı. Çıkma olasılığı %0.5 yani bu ne demek oluyor? Mavi taşlardan bir efsanevi kahraman çıkartmak gibi bir şey yani değil mi? %0.5'lik bir şans. Şans neden olmasın olabilir yani. Mavi taşlardan birçok kez efsanevi kahraman çıkarttık. Tabii ki 2 çarpı etkinliği oluyor. Bu şansımız artıyor ama. <laughs> ama 3 yıldızlı plan düşme olasılığı güzel. Ki %0.5'lik şansımız da efsanevi kahraman çıkma olasılığı. %6 ile koyduğumuz zaman. Yani hem %6'lık bir efsanevi kahraman e, parçası çıkartma şansımız olacak ve o %6'nın içerisinde de %0.5 şans ile o efsanevi kahramanın 6 yıldızlı ruhunu bulabileceğiz ki bu da çok büyük bir şans yani arkadaşlar. Ama şöyle ilerlediğimiz zaman ebedi ruh taşı en zor bulunan ebedi ruh taşında bu ihtimaller daha yüksek tabii ki. Efsanevi çıkma olasılığı %20 iken o efsanevi kahramanın 6 yıldızlı veya 5 yıldızlı zaten garanti 5 yıldız 6 yıldızlı olması da %20. Güzel bir şans gerçekten de. Ee, ölümsüz ruh taşı, ölümsüz ruh taşı da bu. Ölümsüz ruh taşının oranı da güzel. Ölümsüz ruh taşının oranı da güzel arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ben burada mistik pazarına baktığım zaman burada ölümsüz ruh taşı falan biriktirilip e, alınabilir. Alınabilir aslında ama nadir çıkma olasılığı da çok yüksek ve bu e, paralar ile de arkadaşlar e, buralara da harcamak istemiyorum açıkçası. Çünkü burada e, ölümsüz ruh özü alarak direkt doğrudan ruh tüccarından da şu an için birer yıldızlı parçalar elde edebiliriz. Ama Rix'li. bura garanti bir e, durum ama diğer taraf Brix'le ama e girdiğiniz zaman da daha güzel, yıldızlı, e, epik ve efsanevi bir kahraman çıkartma şansınız da oluyor. Burası tamamen şans. Yani şu an mistik pazarı, şey pardon, e, ruh Sunai gerçekten de güzel geldi oyun arkadaşlar. Çünkü şöyle tekrar kahramanlarımıza girelim. Ruh sunayla birlikte güçlendirmiş olduğum bir dağ kralım var. Dağ kralını kutsadım. Şöyle göstereyim. Kutsamada şu an için bunu açtım. Bu da özelliği de takımın avrosunu yüzde 2.5 oranında güçlendirme özelliği var. Tabii ki bu 6, 6 yıldız dolmuş olsaydı takımın avrosunu yüzde 35'lik oranında güçlendirme alacaktı. Yani şu an için almış olduğumuz o bir yıldızı düşünün 6 yıldız olduğunu varsayın ve bu efsanevi kahraman bu özellik sayesinde çok ciddi anlamda arenada vesaire sıkıntılar yaratabilir. Şimdi %2.5'lik. Örnek görüyorum Arena'ya benim şu an liderim Lisandra %80'lik %90'lık bir direnç avrosu veriyor. %80 demeyeyim 80 direnç falan veriyor. Ve bunun %2'si de zaten 100 direnç vermiş olsa 2.5'lik bir direnç daha 102.5 direnç değil mi? Öyle oluyor arkadaşlar. Yani o şekilde ama %35 oranı dediğinizde işin rengi değişebiliyor. Bu hız avrosu veya defans avrosu veya HP avrosu zindanlarda bir tek aran içinde değil yani. Ama %35'lik bir oran çok ciddi anlamda bu kahramanı güzel hale getirebiliyor. Tabii ki şu an için kutsamada bunu yaptım ama bunu değiştirebilirim de. Şu an için bu dursun. Zaten şu an çok bir şey ifade etmiyor düşük bir yıldız olduğu için. Ama diğerlerinde de deneyebiliriz elbette. Şu an için onu kutsadık ve büyük unumu kutsadım. Evet büyük unu kutsadım bu da bir yıldız çok bir şey ifade etmiyor ama tabii ki son yıldızları çok çok şahane onu da çıkartmak herhalde büyük bir emek ve zaman isteyecek ve bunun yanı sıra epiklerden de kutsamış olduklarım var. Şöyle gidelim epiklerden evet Mesela Sinisan'ın kutsamasını açmışız, kutsamamışız. Tabii ki şimdi video uzun olmasın diye kutsamayacağım. Gördünüz mü? 3 yıldızda 3 becerinin 3 özellikle açılıyor arkadaşlar. Ekstra buradan bir HP açmış. Hani şöyle bakabiliriz. Burada atak artı. Gördünüz mü? Ciddi bir durum yani. Bu ufak ataklar, ufak hasar artışları, üstlüklerde özellikle çok ciddi anlamda artık yani kalıntılarımız fulldür. Giflemişinizdir o da fulldur ve bu ekstra bonus yüzde 2.5'lik bile olsa ciddi anlamda Şey yapabilir etki edebilir Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik uzun bir video olmasın ee, sadece Böyle biraz sohbet amaçlı ve oyunun şekli nasıl olduğu bu ay içerisinde Neler oldu gibi bir video olmasını istedim Ve demir İkizler kalesi Oyuna çok feci bir şekilde geldi arkadaşlar. 15 bölüm kırmızı, yeşil, mavi ve mor renginde ama çok zor bölümleri olan bir bölüm. Çünkü buraya girmemiz gerekiyor ve o ruh özlerinden, ruh taşlarından elde edebilmemiz için burada aramamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ile ilgili birçok videom olacak tabii ki Demir İkizler Kalesi ile ilgili. Kırmızı renk, mavi renk, yeşil renk vesaire. Bunlar fark etmiyor. Aynı kahramanlar ile her renge girebiliyorsunuz. Şey gibi değil. Grup savaşları gibi değil yani. Kırmızıya kırmızı renklerle, mavi mavi renklerle gibi değil yani. Her kahramanla girebiliyorsunuz. Veyahut işte bu güç kaleleri gibi de değil. Çünkü bunların da özellikleri değişebiliyor. Ancak burada hangi renk olursa olsun, kırmızı da olsa, mavi de olsa özellikler aynı. Dezavantaj vermeleri aynı. Bununla ilgili çok güzel videolar hazırlamayı düşünüyorum. Demir İkizler Kalesi ile ilgili. Zaten zindanların içinden geçtik hepimiz biliyoruz. Kanalımda da birçok videosu var. Tabii ki oralarla ilgili de videolar paylaşırız. Ancak şu an hedefimiz Demir İkizler Kalesi'ni kolaylaştırmak olacak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videom böyle birazcık sohbet amaçlı. Bu bir ay içerisinde oyundan neler oldu gibi konuşma amaçlı bir video oldu. Kaçırdığım birçok şeyler de oldu. Yani çok fazla üzülmesem de parçalarda kaçırdık onları. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyuna tekrar döndük. Videolarımız tekrar gelecek. O yüzden kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.